Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Dayı Atatürkçü Düşünce Kulübü işbirliğinde Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü sebebiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Sergisi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleştirilen açılışta konuşan DAYÜ ADK Başkanı Yağmur Gözder, Çanakkale'de kazanılan zaferin 109. yılını kutlamak ve şehitleri anmak için bir araya gelindiğini belirterek katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. DAYÜ Atağım Öğretim Görevlisi Doktor Devran Kaya, Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgiler vererek, Çanakkale Zaferi'nin hem dünya tarihi hem de Türkiye tarihi düşünüldüğünde çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Çanakkale Savaşı'nda büyük bir mücadele örneği sergilendiğini vurgulayan Doktor Kaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Kurtuluş Savaşı'nın ön sözü olarak kabul edildiğinin altını çizdi. Doktor Kaya, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden Mehmetçiği saygı ve minnetle andıklarını bildirdi. DAYÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Osman Karatepe gerçekleştirdiği konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü anmak için bir araya gelindiğini belirterek "Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir." sözlerini hatırlatarak bu sözün Çanakkale Zaferi'nin önemini açıkça gösterdiğini vurguladı. Profesör Doktor Karatepe, Mustafa Kemal Atatürk'ün komut olarak aldığı kararların zaferin kazanılmasında büyük rol olduğunu aktararak şehitleri minnet ve sevgiyle andıklarını bildirdi. Açılış konuşmalarının ardından sergi ziyaret edildi. Söz konusu sergide Çanakkale Savaş Alanı'ndan toplanan malzemeler de sergilendi.